Sizin baba isminle dayan değil mi? Baba ismi Mehmet. Evet. Ya bayağı bir tesadüfe giderken. Baba ismi Mehmet. Ondan sonra isim soy isim aynı. İsim soy isim aynı. Bir annesi farklı. He, anne farklı. Onlar da ilgilenme, onlar da şey. Yani bu üçü bana çok yardımcı oldular, sağ olsun. Eyvallah. He valla, çok yardımcı oldular. Üstünde evime hiçbir şey kalmadı. Benim yok, canım sağ ya, çok şükür Allah'a. He. Çok kafası yok. Değil mi, orada? Evet, orada. Evet, orada. İyi. İşimiz hallolursa. İşimiz halloldu. Abi, soyadımı değiştireceğim. Niye abi? Ben Yıldırım'dan çok çektim. Zaten lakabım Paşa. Bütün Elazığ beni Hasan Paşa diye tanıyor. İşte işte Paşa olarak darız. Evet, boşanma davasında öğrendim. İki evim vardı. Bu evi vermemek için ben kendi evimi verdim. Yoksa normalde devlet evin yarısı benim, yarısı hanımındı. Yani ben evin yarısını bu fikrimizden, düşüncemizden dolayı hibe ettik, öyle diyelim. Evsiz kaldım şu an, 1000 lira kirayla kiradayım şimdi. Fakat benim diğer evimin olmadığını bildiğim için tapuda geldim, soruşturdum. İsim benzerliğinden dolayı isim Hasan Yıldırım. Baba ismi de tutuyor. Tabii TC farklı. Bu arada araştırdım. Yaklaşık 2 yıl kadar. Epey aradık, bulamadık. Bulamayınca bir gün avukat İbrahim Ersöz var Elazığ Barosu'ndan. Bana dedi ki ya ben sana yardımcı olayım. Biz bu işi dedi detaylı araştıralım. Önce belediyeye gittik. Belediyede adresi bulduk. Belediyeden sonra da mahalle muhtarına gittik. Mahalle muhtarında sorduk. Dedi ki evet dedi Hasan Yıldırım diye birisini tanıyorum. Hasan Yıldırım'ı araştırdık, soruşturduk. Hasan Yıldırım Almanya'da. Almanya'da olunca biz de bu arkadaşa en sonunda muhtarın vasıtasıyla ulaştık. Kardeşim gel malını al. çok şükür Cenab-ı Allah bize başka türlü başka bir şey nasip etmedi. O arkadaşın da kazancı helaldi. Çağırdık geldi. İşte bugün arkadaşın gerekirse tapu mu evrak mı ne gerekiyorsa kendi mülkiyetini kendisine devredeceğiz. Ama burada önce tapudaki arkadaşlar çok yararlı oldular, çok faydalı oldular bulmamız için. Avukat İbrahim Ersöz çok faydalı oldu. Mahalle muhtarı çok faydalı oldu bulmak için. Bunlara da ayrıca ben teşekkür ederim beni böyle bir olayda kurtardıkları için. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum bu dürüstlükten dolayı. Evi 2005 senesinde ben aldım. Yok, ben kendim içindeydim bu evde. Ben 2013 senesine kadar ben bu evde oturuyordum. 2013'ten sonra ailemi yurt dışına getirdim, hanımı, çocukları. Ondan sonra kira verdim. Hatta bir ara boştu, sonra da kira verdim. Halen de kiracı oturuyor içinde yani. Benim baba adı Mehmet, ana adı Reşide. Ben 75 doğumluyum. Arkadaşım da Hasan abinin de benden büyük. O da Mehmet oğlu, 61-62 doğumlu. Ya aramızda bir 13 sene de yaş farkı var. Ya fotoğrafıma baktığın zaman da kimliğimle çok çok şey var yani benim. Aynı kimliği şu anda bende. Yani o tapuya verdiğim kimlik daha değiştirmemişim. Yeni kimlik de almamışım yani. Teşekkür ederim. Yani iyi bir arkadaş. Ondan dolayı ya kendisine mağdur da olmuş. Evet. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol. Allah razı olsun. Her şey için evet, ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Tabii.